Dünyanın en hafif materyali aerojel. Grafen aerojel, yüzeyi süngerli yapıda, içeriğinde %99,98 miktarında hava bulunduran, bununla birlikte birçok farklı fiziksel ve kimyasal özelliği içinde barındıran, dünyanın en hafif katısı olarak nam salmış özel bir materyaldir. Aerojeller kısaca jellerin sıvı bileşeninin gaz ile değiştirilmesiyle elde edilen gözenekli sentetik maddeler olarak özetlenebilir. Her ne kadar ismi bir sıvıyı andırsa da bunun aksine katı ve kuru maddelerdir. Bir başak kadar hafif olan grafen aerojel, görünümüne rağmen oldukça elastik ve dayanıklı bir yapıya sahiptir. Havadan 7,5 kat daha hafif olan bu katının teorik olarak uçması beklenir. Ancak bu malzemelerin yoğunluğu, içlerindeki havanın boşaltıldığı varsayılarak hesaplanmıştır ve pratikte içleri hava ile dolu olan aerojeller, yerçekim kuvvetini yenemezler ve bu yüzden uçmazlar. Buna karşın küçük bir kuvvetin etkisiyle havada kalmaları mümkündür. Aerojellerin keşfi, 1930'lu yıllarda Samuel Stephen Kister tarafından arkadaşlarıyla girdiği bir iddia sonucunda gerçekleşir. Kister'in arkadaşı Charles Leonard ile birlikte girdiği bu iddiada amaç, jellerin içindeki sıvıyı havayla değiştirirken çökmeye yol açmamaktır. Bunun devamında gelen araştırmalar sonucu, 1931 yılında Natur dergisinde yayınlanan makaleyle bilim dünyası aerojelle tanışır ve bundan sonraki yıllardan günümüze aerojellerin yolculuğu başlamış olur. Nasıl üretildi? Aerojeller ilk yıllarda silika esaslı sıvı jellerin yüksek ısı ve basınç altında daha önceden belirlenen kritik bir seviyeye kadar kurutulmasıyla oluşturulmaktaydı. Günümüzde aerojeller metal oksitlerden organik polimerlere, karbondan karbon nanotüplere kadar çeşitli maddelerden üretilebilmektedir. Peki neden havada uçamıyor? Söz konusu maddenin yoğunluğu milimetre küp başına 0,16 mg civarında kütleye, havaya göre 6-7,5 kat daha az yoğundur. Ancak buna rağmen havada uçamaz. Çünkü diğer ve sıradan maddeler için kullandığımız yoğunluk tanımı ile ultra hafif maddeler için kullanılan yoğunluk tanımı birebir uyumlu değildir. Örneğin tahta su üzerinde yüzebilir çünkü tahtanın yoğunluğu sudan azdır. Benzer şekilde bir sıcak hava balonu uçabilir çünkü balon içerisindeki hava atmosferdeki havadan hafiftir. Bu durumda havadan 6 kat hafif olan ultra hafif maddeler neden uçamıyorlar? Sorumuzun cevabı havanın kendisinde gizlidir. Ultra hafif maddelerin malzemesi sıkışık gibi gözükse de bu dış görüntü aslında maddenin tam özelliklerini anlamamız konusunda bir yanılgıya neden olur. Çünkü ultra hafif maddelerin tamamı katı değildir. Böylesi yapılar içerisinden havayı tamamen atmak neredeyse asla mümkün değildir. Yani ultra hafif madde içerisindeki çok sayıda delik çok miktarda hava ile doludur. Dışarıdan bakıldığında bu porlar yani delikler ve dolayısıyla içerisindeki hava gözükmez. Ancak maddenin içi havayla dolu olduğu için havanın kendisi üzerinde süzülmesi mümkün olmamaktadır. Porların yani deliklerin içerisindeki hava ile maddenin toplam ağırlığı maddenin hacminden ötürü yer değiştirmeye zorladığı hava hacminden büyüktür. Bu sebeple madde havada uçamamaktadır. Aerojellerin kullanım alanları. Grafen aerojel daha çok petrol temizliğinde kullanılır. Diğer petrol temizlemede kullanılan organik çözücü maddeler kendi ağırlıklarının 10 katı kadar petrol emebilirken, grafen aerojel kendi ağırlığının 900 katı petrol emebilmektedir. Petrol temizleme dışında kullanılan diğer alanları ısı, ışın, elektrik yalıtımında, nem çekmede, bazı kozmetik ürünlerin koyulaştırılmasında, çeşitli süs eşyalarının yapımında, kurşun geçirmez yapısı nedeniyle çelik yelek yapımında, ateşe olan dayanıklılığı ve itfaiyeci elbiselerinde, tekstilde,
boyalarda yalıtıcı, yoğunlaştırıcı ve emici olarak NASA'daki uzay gemilerinin yalıtımında ve uzay teknolojisindeki diğer alanlarda kullanılabilmektedir. Aerojeller hakkında genel bir bilgi vermek istedim arkadaşlar. Bu süper madde diyebilirim. Yani en hafif maddelerden biri dünyadaki. Bir kullanım yeri daha var. Yine yanlış hatırlamıyorsam bir belgeselde izlemiştim. Bu Elon Musk'ın Loop sistemi var. Zaten kanalında da videosu mevcut. Bu ulaşım sisteminde de tren raylarını düşünün. O rayların aerojellerle yukarıdan, yani bir raya bağımlı tekerlek sistemi değil de aerojeller vasıtasıyla yukarıda tutularak havada süzülmesi şeklinde bir sistem düşünülüyor. Buradaki yapıyı da aerojellerle yapma gibi bir düşünceleri vardı belgeselde gördüğüm kadarıyla. Loop sistemi ve diğer bu tarz proje yapanlar kullanıyordu bu grafen aerojeli. Belki ilerleyen zamanda bu kullanım alanları dışında da daha çok aktif kullanım yerlerini gözümüzde görebilir hale geleceğiz yani. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videolara yorumlarınızı esirgemeyin. Mutlaka yorum yapın. Ve beğenilerinizi de yine esirgemeyin. Ben de bu beğeni ve yorumlarınıza göre daha farklı videolar ve daha farklı içerikler üretmekteyim.